Sayın hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hocam, bugün konuğumuz Amasya Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Kürşat Efe hocamız. Şimdi ben izleyicilerimiz için Kürşat hocamı tanıtmak istiyorum. Hocamız lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini tarihi Türk lehçelerinde hayvan isimleri üzerine Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Sayın Profesör Doktor Ahmet Bican Erzasun hocamızın danışmanlığında gerçekleştirdi. Doktora çalışmasında yine aynı üniversitede Profesör Doktor Ahmet Bican Erzasun hocamızın danışmanlığında Türkiye Türkçesi ağızlarında bitki ve hayvan isimleri üzerine yaptı. Hocamızın çalışmalar arasında kitaplarından birkaçını söylemek istiyorum. Bunlardan birisi Cüce Sözcüğü'nün monografisi, diğeri de Kutadgu Bilig, Mutluluk Bilgisi adlı çalışmaları. Yine hocamızın çeşitli makaleleri var. Bunlardan birkaçı da Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bazı tanımlama ve tanıklamalar. Diğeri de hocamızın üzerinde çok çalışmalarının olduğu Ankara Güdül Ağzı'ndan derleme sözlüğüne katkılar şeklinde. Hocam, öncelikli olarak insan unutan bir varlıktır. Tabii ki dil de canlı bir varlıktır. Haliyle insan da bazen kelimeleri unutabiliyor. Bazen de kullanmaya kullanmaya kelimeleri yok edebiliyoruz. Şimdi çalışmalarınız genellikle sözcükler üzerine, ad bilimi üzerine ve sözcük ölümleri üzerine. Bu alanı neden seçtiniz? Bu alanda çeşitli çalışmalar yaptınız. Neden bu alanı seçtiniz? Evet, güzel bir soru. Neden bu alanı seçtim? Yani insana doğduktan sonra kulağına ezan okunuyor ve adı veriliyor haliyle. Dolayısıyla atlanmak önemli. İsmiyle çağrılıyor ve dinimizde de belirtildiği gibi tekrar ismimizle çağrılacağız. Buna inanıyoruz. Dolayısıyla isimler ya da adlar bu açıdan çok dikkatimizi çekiyor. Aynı zamanda geniş kapsamlı olarak insan hafızasında tabii ki belleğinde unutma hastalığı var ve bu sadece hastalıkla ilgili değil. Bir de milletler boyutunda, kültür boyutunda ve devamlılık boyutunda bu sözcüklerde genel olarak dikkatimizi çekiyor. Bunlar üzerine de bir damla çalışma yapıp faydalı oluyorsak ne mutlu bize. Evet, şimdi hocam bildiğiniz üzere akademide bir saha çalışması vardır, bir de metin çalışması vardır. Siz çalışmalarınızı hangisi üzerine yoğunlaştırdınız? Çalışmalarım daha çok böyle yani isimler, adlar ve tarihten yani en eski dönemden günümüze kadar sözcüklerin izleri ve bu sözcüklerin yaşam evrelerinde ne kadarlarının hayatta olduğu, ne kadarlarının hayattan çekildiği yahut da kullanım sıklıklarının düştüğü üzerine aynı zamanda günümüzde de geleceğe yönelik bu köprünün nasıl devam edeceğini ortaya çıkarmak ve özellikle bu çalışmaları yapıp asıl varmak istediğim hedef de kuram yöntemi. Yani Türklerde ad verme geleneğinin dolayısıyla bir kuramı, bir yapısı olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışmalarımızda da ilerideki sonuç olarak gideceğimiz yerde inşallah Türk ad bilimi kuramını ortaya koymak olacaktır. Nihai hedefimiz budur. Evet. Şimdi hocam, isterseniz artık esas konumuza yavaşça bir giriş Tabii yapalım. ki, tabii. Bir ülke ya da bir millet için dil çeşitleri nelerdir şeklinde bir soru yönelteyim size. Evet. Şöyle başlayalım. Bildiğiniz gibi diller ölçünlü, yerel ve sosyal olarak üç ayrı alt bölümde çeşitleniyor. Standart dil, yazı dili, resmi dil, edebi dil gibi isimlerle anılıyor bunlar. Aynı zamanda bunlar bir ülkenin ya da milletin resmi yazı dili haline geliyor. Ölçünlü dil, standart dil diyeceğimiz. Yerel diller, ağızlar şeklinde karşılanabiliyor. Bunlar da bir ülkenin bölgelerine göre değişen ses şekil farklılıklarını gösteren ifadeler. Aynı zamanda biz bunların meslek, toplumsal statü, yaş, cinsiyet gibi dil dışı etkenlerin durumuyla farklılık arz ettiğini de görmekteyiz.
Efendim. Evet. Hocam burada dikkatimizi sözcük terimi çekiyor. Evet. Sözcük nedir? Sözcükler bu farklılaşmalara göre nasıl oluşmakta ya da değişmektedir? Şimdi sözcüğü ben kendi tanımımla şöyle söyleyeceğim. Geçmişle gelecek arasındaki zihinsel bir köprü olduğunu düşünüyorum. Dil sonuçta dilin temel varlığı da sözcük. Dolayısıyla geçmişle gelecek arasındaki sağlam zihinsel bir köprü olduğunu, bu köprünün her iki vakayı anda şimdi de tutabildiği ölçüde dil ve kültürün devamlılığında sağlam ve sürekli olacağı kanaatini taşıyorum. Şimdi söz varlığı burada ortaya çıkıyor. Haliyle söz varlığı nedir dediğimizde adları, eylemleri, edatları, terimleri, kalıplaşmış sözleri, atasözlerini, deyimleri, yabancı sözcükleri ve ikilemeleri kapsayan anlamlı veya görevli anlatım birimlerini ifade eden genel bir kavramdır. Efendim, toplum değişmelerinin aynası olan söz varlığı, tarihte değişikliklerden sonra kimi kavramların da yok oluşunu ya da yeni kavramların ortaya çıkışını göstermektedir. Yani toplumsal değişmeler sonunda yeni toplum kurumlarının ve ilişkilerin ortaya çıkmasıyla dilde büyük sayıda yeni sözcükler ve terimler ortaya çıktığı gibi bir takım ögeler eskimekte ve kullanılmaz duruma gelmekte. Mesela bugün ferace, fes, harmani, kaftan, kavuk, külah, mintan gibi sözcüklerin kullanılmaz hale geldiğini görmekteyiz. Sayın hocam, söz varlığı ya da sözcükler bu anlamda nasıl bir değişime uğrar, nasıl değişir? Bunlar hakkında ne söylersiniz? Şimdi haliyle kuşaklar arasındaki çatışmalardan bahsedilir. Kuşaklar arasında dil farklılıkları ortaya çıkıyor aslında. Sosyal çeşitlenme arasında da bunu da sayabiliriz. Aynı dilin kullanımı özellikle söz varlığı bakımından kuşaklar arasında değişiklik gösteriyor. Kuşaklar arası ya da nesiller arası diyebiliriz. İletişim ve kültürün özümsenmesinde ve devamlılık göstermesi bakımından bu söz varlığının önemi yadsınamıyor. Dolayısıyla söz varlığı ortaklığına bağlı olan bu farklılık değişen zaman dolayısıyla gayet doğal bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Yine de ortak söz varlığı ögeleri kuşakları birbirine bağlayan iletişimi önemli kılan bir ögedir. Mehmet Kaplan'ın da dediği gibi duygu ve düşünce birliği olan topluluğa biz millet diyebiliyoruz. Her milletin dili olduğu gibi her kuşağın da kullandığı dil vardır. Her kuşağın kullandığı dil de dolayısıyla bize bu farklılıkları ortaya koyuyor. Kuşaklar arası sözcük ve ifade farklılıkları sosyal, siyasi ve ekonomik gelişmelerden dolayı farklılaşıyor. Bu farklılaşma sırasında çoğu sözcüğün kullanım sıklığı değişmekte, azalmakta, artmakta, ölçümlü dilde düşmekte, ağızlarda kalmakta, kimi zaman da doğrudan ikisinde de kullanımdan düşmektedir. Mesela mutfak eşyalarından yapı malzemelerini, giyim kuşam ürünlerinden süs eşyalarına kadar yaşam hareketliliği içerisinde nicel varlıklarını yitiren tarım ve dokuma ürünleri unutulmuş, bunlara ait sözcük ve kavramlar da dilden düşmüştür. Saban, boyunduruk, yaba, orak, dibek, patos, düven, ellik, kalbur, çıkrık, iyi, kirkit gibi sözcüklerin aslında yaşam kültüründe kopmuşluğu ve unutulmuşluğu ve tabii değişimi ifade ettiğini söyleyebiliriz. Yani önce aslında nesne değişmekte veya yaşam tarzı değişmekte, sonra dilde bu ortaya çıkmakta. Yani sözcüklerin ölümü dediğimiz buradaki ifadede aslında bir kısım şey de bu kültür değişikliğiyle olmakta. Sergen, terek, taka, raf gibi sözcüklerin kullanımdan düşmesi de dolayısıyla bu şekilde karşımıza çıkıyor. Mesela sözlükte de güncel Türkçe sözlükte kullanım sıklığı düşmüş şeylere, sözcüklere, efendim eskimiş ifadesi diğer ölçümlü dilde yer almayanlara halk ağzından ifadesi eklenmiş. Bugün çoğumuzun artık bilmeyeceği, belki 30 yaş altının kullanımda olmadığı, sadece sergen denince belki bir teknik direktör akla gelecektir. Ama oysa 30 yaş üzeri sergeni farklı hatırlayabilir. Kırşehirli Şemsi Yastıman'ın şiirinde gözüken buradaki düven, dabas, pala
yahut işte Haft, Hayfa, Sapan, Zıkka, Karakıp, Sızgıt, Yaylı, Köğütür, Kak, meyve kurusu biliyorsunuz. Veya çocuk oyunlarından bugün çokça içerlediğimiz bir durum. Tok, Çik, Oppan, Mirre, Aşık. Yani ütmek mesela, ütmek kelimesi bugün neredeyse sokakta da çocuk kalmadı. Bunlar artık unutulmuş. Yine resimlerini görüyoruz bunların. Düven, efendim Çıkrık, ekranda gördüğümüz Yaba, Anadut, efendim Patos, yabancı kelime de olsa dilimiz içerisinde varlığı mevcuttu. Saban, Dibek Taşı. Dolayısıyla dil sürekli gelişim ve değişim içerisinde olan sosyal bir varlıktır. Gelişim ve değişim içinde olan dilden ziyade efendim insandır. Sosyal, siyasi, ekonomik olgular değişiklik gösterirken doğal olarak insanoğlu da bu etkenlere bağlı olarak değişim gösteriyor. Milletler de iletişimde oldukları, karşılaştıkları diğer milletlerden etkileniyor. Aynı zamanda onları da etkiliyor. Değişen birçok durum aslında dile dolaylı olarak yansıyor. Yeme içmeden giyim kuşama, sanattan felsefeye, hukuktan bürokrasiye, bütün toplumsal alanlarda bu değişimin izleri mutlaka kendisini gösteriyor. Hayat tarzı değişimle değişen toplumlar da söz varlığında yer tutan birçok sözcüğü dolayısıyla tarihin sayfalarında bırakmak zorunda kalıyor. Türk dilinde de buna benzer efendim değişmeler olmuş. Şimdi Uygurlar döneminde din değişikliği, daha sonra Karahanlılar döneminde din değişikliği, daha sonra Oğuzların Türkiye Türkleri olarak aldığımızda geç dönemde yazı dili haline gelmesi ama daha sonra Tanzimat'tan sonra 1830'lu yıllardan sonra yönümüzü batıya dönmemiz ve Fransızca'nın ve daha sonra efendim İngilizce'nin tesiri kendisini gösteriyor. Şimdi Arap-Fars kültürünün tabii ki güçlü bir edebiyata sahip olması yanında Kur'an, sünnet, hadis, fıkıh gibi toplum hayatına ait hukuk ve bürokrasi gibi düzen unsurlarını içeren dini ögelerin de Arapçaya dayanması bu sebeple dilde de farklı sözcüklerin yoğunluk kazanmasına sebebiyet veriyor. Şimdi tarihi süreç içerisinde değişim gösteren bazı dil ögeleri tamamen kullanımdan düşerken bazılarının da biz kalıplaşıp yaşadığını görüyoruz. Mesela işte kökte anlamak, ağlamak, göstermek, aldatmak, bunalmak gibi yine öksüz bugün annesiz anlamında kullanıyoruz ama kök o şekilde değil. Yani yaşam varlığını sürdürmüyor. Akıllı uslu, allak bullak, çoluk çocuk, eski püskü, karman çorman, mırın kırın, kılık kıyafet gibi ya unutularak ya da farklı yollardan kalıplaşmış ikilemelerde de biz bunları görmekteyiz. Az önce de dediğim gibi kimi sözcük yerel ağızlarda kullanılmaya devam etmiş, kimi de devam etmesine rağmen ölçünlü dile geçişi sağlayamamış. Deyim atasözlerinde yaşayan eskicil ögeleri görmekteyiz. Akçası ucuz olanın kendisi kıymetli olur. Arık at yol almaz, arık it almaz. Deli arlanmaz, sahibi arlanır. Deliden al uslu haberi, Türk karır, kılıcı karımaz şeklindeki ifadelerde biz bu sözcüklerin izlerini görmekteyiz. Yılkı gibi, yazı gibi bazı sözcüklerin de yine ağızlarda yaşam varlığını sürdürdüğünü görüyoruz. Böylelikle bir de Arapça, Farsça sözcüklerin oranın artması ile dilde eş anlamlı sözcükler sayısı fazlalaşıyor. Aslında burada bir ölüm kalım savaşı ortaya çıkmış oluyor. Yani çünkü gelen sözcük kavram alanını kapsadığı zaman diğerini kenara sıkıştırmış olacak. Mesela emir ve buyruk sözcüğünü ele alırsak, mesela buyurmak, buyurdu şeklinde kullanıyoruz ama emir diyoruz, buyruk şeklinde kullanmıyoruz. Dolayısıyla buyruk kenara sıkıştırılmış durumda. Emir daha ön planda. Emretmek, buyurmak biraz daha fiilde eş değer kullanılıyor. Dolayısıyla müşterek, ortak gibi, yaşıt, akran, emsal, kuruntu, vesvese gibi ikili sözcükler
böyle varlıklarını sürdürmüşler. Şimdi Türk milletinin Arap dili kültürü etkisine girmeden kullandıkları ve bu çerçevede kullanım alanından çıkardıkları birçok kelime yer alıyor. Bunlardan birçoğu medeniyet seviyesini yansıtıcı özellikte olduğu gibi aynı zamanda bu kelimeler işte daha sonraki evrelerde ağızlarda bırakıldığı gibi ölçünlü dile yansıtılmamış. Burada mesela görüyoruz yüklü ağır ayak iki canlı yerine aldığımız hamile, arınçu yazık yerine günah hata, arık yerine zayıf, balık yerine şehir, zengin yerine bay yerine zengin, bitik yerine kitap, tolgak yerine hastalık gibi birçok sözcüğümüz kaybolmuş durumda, ağızlarda kalmış yahut çağdaş lehçelerde varlığını devam ettirmiş durumda. Oğuz Türkçesi ile çağdaş lehçeler arasındaki durumda farklı. Özellikle Oğuz Türkçesinin, Oğuz Türklerinin Anadolu'ya geliş sırasında ana yazı dilinden kopmaları ve burada güçlü kültürlerle karşılaşmaları, geç dolayısıyla yerleşik hayata sahip olmaları ve savaşlar, göçler bunlar olumsuz şekilde etkilemiş. Geç yazı dili haline gelince de bu evrede Arap ve Fars dilinin bu yumuşak etkeni kullandığını gördük. Şimdi alıntı yapma zorunda olan dil dolayısıyla kendi bünyesinde yeni kavrama, nesneye ait sözcük bulunmadığı takdirde doğal olarak etkisinde kalınan kültürün dilinden sözcükleri alıyor. Yani burada asıl husus da Türkçenin diğer diller karşısındaki yetersizliği iddiası, işte Türkçe burada yetersizdir şeklinde söylem ortaya çıkıyor. Peki Efendim? Sayın Hocam, bu düşüncenin kaynağı nedir? Yani Türkçe yetersiz mi diğer diller karşısında? İfadesinin kaynağı nedir acaba? Şimdi Türkçe yetersiz mi? Bu soru tabii ki çok can yakıcı bir soru. Türkçe tarihin bütün dönemlerinde, bütün neredeyse bilim dallarında eserler ortaya koymuş bir dil. Az önce söylediğimiz kavramları ortaya koymuş bir dil. Ve burada aslında bunun da kaynağının Batı değil, Doğrucan'ın söylediği gibi Doğu bakış açısı olduğunu düşünüyoruz. Türkçenin Farsça ve Arapça karşısında özellikle yetersiz olduğu veya bu diller gibi bilim ve sanat dili olmadığı iddiası asırlarca miras gibi maalesef bazı tarikat cemaat yapıları üzerinden gelecek kuşaklara aktarılmakta. Yani burada tabii din etkisi ile dil de kutsal olarak algılanmakta ve burada bir dokunulmazlık ortaya çıktığı gibi aynı zamanda asıl söylenmeyen, tersten hareket edilen Türkçenin değersizliği değil, önce Türkçe yetersiz denilirken Arapça veya Farsça'nın üstün olduğunu iddia etmeye çalışıyorlar. Ama Türkçe burada yetersiz diyerek oradan giriş yapılmış. Batıcı, doğucu fark etmiyor. Bu düşüncelerin Türkçe'ye karşı mesafeli durarak milli karakteri dışarıda bırakma çabası olduğu düşüncesindeyiz. Kendi ulusunun dili ve kültürüne ideolojik ele geçirilmişlik üzerinden kayıtsız kalan kitlelerinde burada rahatsız olmamaları ya da farkında olmamaları da kabul edilemez diye söyleyelim. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Peki hocam, bu unutulan sözcükler tekrar gün yüzüne çıkar mı? Yani çıkması lazım mı? Bir de bu konu var tabii ki. Çıkması lazım mı? Şöyle sadece birkaç cümleyle söyleyeyim, ondan sonra devam edeyim. Yeri geldiğinde kendisini aslında sözcük çıkarıyor. Sözcük tekrar kendisini ortaya çıkarıyor. Ama burada bir ölmüş, artık kullanımdan gitmiş, kullanım sıklığı düşmüş sözcüğü de resmi yolla tekrar canlandırma yoluna gitmek de çok doğru değil. Fakat yabancı sözcüğe karşılık olarak bu anlamda doğru. Yani hem doğru değil hem doğrudur. Yani dilimize yerleşmiş örneğin kalp ve yürek gibi. Şimdi kalp kelimesine artık yerleşmiş, yani kalpsiz dediğimiz şey merhametsiz, duygusu olmayan başka bir şey.
efendim yürek, yüreği dediğimiz cesaret ve daha somut bir anlamda yer alan bir sözcük. Dolayısıyla dilimize girmiş bir sözcük. Mesela nerduban, Fars merdiveni bilmez. Nerduban olarak, merdiven olarak kullandığımız bu kelime dilimizin sözcüğü olmuş. Ama keşke basıncak ve baskıç gibi kelimelerimizi biz önce hayata geçirmiş olsaydık. Yapılması gereken eğitim dilinde, resmi dilde bunları yaygınlaştırmak ama erken davranmak. Şimdi dil içerisinde kullanım alanı bulmuş, dile yerleşmiş, dilin ses ve şekil özelliklerine uyum sağlamış her sözcüğün biz köküne bakmaksızın bunu Türkçe kabul etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ama değişen yaşam tarzı sonucunda alıntı sözcükler dilin kavram alanında yaygınlaşarak dile zenginlik de katmaktadır. Şimdi Cumhuriyet dönemi başlarında da çok gayretli çalışmalar yapıldı. Halk ağzından ortak yazı diline sözcükler aktarıldı. Eski metinler tarandı. Türkçe köklerden Türkçe eklerle sözcükler türetildi. Birleştirme yoluyla sözcükler yapıldı. Gerçekten çok değerli çalışmalardı. Bunlar basınç, dörgül, dördül, ergenlik, gün doğusu, nesne, nicelik, nitelik, oran, uyluk gibi sözcükleri bize bıraktı. O dönemde türetilen çoğu sözcük bugün kullanımda, kullanılmayan birçok sözcük de var. İşte orada da yapı şu olmalı, yani hareket noktası yaşayan kök ve yaşayan ekten türetim noktasına gidilmeli. Yani mesela günaydın oturmuşken, günaydın çok güzel, bugün kullanıyoruz, yaşam tarzı değişti, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçildi. Çok hızlı bir değişim içerisine girdi Türk milleti. Gece 3'te kalkıp 5'te, 6'da, 7'de belki kahvaltısını yapıyor. Öğleden sonra diye öğlene kadar çalışan bir toplum vardı. Ama daha sonra 8'de işbaşı yapıp 12'de ara vermeye başladı ve good afternoon yerine ne diyecek, işte iyi öğleden sonralar tutmuyor. Ne oldu? Tünaydın. Ben çocukken merak ederdim ama soramazdım. Çünkü köy çocuğuyuz, tünemek kelimesini biliyorum. Ama hocaya, hocam tünaydın ne demek diye ilkokuldan zihnimde kalan bu olmuş. Dolayısıyla günaydın çok güzelken tünaydın yaygınlaşamadı. Sadece ilkokul öğretmenlerinin kullandığı bir durumda yaşadığını söylüyoruz. Ama sonsuz gibi işte efendim özgeci, özgecil, bencil, bencil yaşam varlığını devam ettiriyor. Tüzel kişilik, büyük elçi, maslahat güzar diyorduk. Güzel sözcükler ortaya çıktı efendim. Evet. Sağ olun kıymetli hocam. Peki hocam, bununla ilgili daha sonra neler yapılabilir? Yani unutulan sözcüklerden yola çıktık. Peki bununla ilgili ne gibi çalışmalar yapılabilir ve sizin bir tavsiyeniz var mı bu konuda? Şimdi bunlarla şöyle, tarama ve derleme sözcükleri eksik ve hatalı olmasına rağmen Türkçenin ve Türkolojinin gerçekten göz bebeği ve hala yararlanılıyor bunlardan. Ve Cumhuriyet'in ışığı bu sözcük çalışmalarına müthiş derecede yansımış. Eksik ve hatalı olmasına rağmen ben özellikle derleme sözlüğünü baştan sona neredeyse kaç defa taradım özellikle bu çalışmalar için. Ve burada şunu gördüm. Oğuz Türkçesi sonradan yazı dili haline gelse de Oğuz Türkçesi, Türkiye Türkçesi nasıl adlandırırsak adlandıralım kesinlikle ağızlar bağlamında müthiş bir kavram zenginliğine sahip. Müthiş bir kavram alanı zenginliğine sahip. Maalesef bunu biz işte az önce dediğim baskılar işte tekrar o zihniyetin farklı alanlarda canlanması sebebiyle bu hayata geçirilememiş. Ya şimdi Türkçe sözlüğe bakıyoruz, bunların oraya yansımamış olduğunu görüyoruz. Gerçekten üzücü. Bugün ne yapılabilir? Bugün acilen tekrar gelişen çağda, gelişen teknolojiyle birlikte derleme sözlüğü daha fazla, daha yaygın bir şekilde hazırlanmalı ve acilen bu çalışmaya başlanılmalı. Ve buradan şimdi gelecek sözcüklere, artık gelmiş sözcüğe biz bir şey yapamayız. Yani astronot sözcüğüne karşılık konuşuldu. Şimdi oturmaz. Astronot sözcüğü 1960'ta dünya diline ve Türk diline artık girmiş. Burada yıllar geçmiş. Dolayısıyla artık yeni gelecek, yeni kavramlara hazır olmak için
Öncelikle bizim bu çalışmaları yapmamız ve bizim Türkçe sözlüğü geliştirmemiz, aynı zamanda ilk öğretim ve orta öğretim kitaplarına yönelik de bunların aktarıcı metinlere geçirilmesi sağlanılmalı. Evet. Hocam bir de alıntı ya da ödünç sözcük vardır. Bunlar hakkında Evet. neler söylersiniz? Şimdi alıntı sözcük dediğimiz kavramlara ve nesnelere ad olan sözcükler anlam ya da şekil değiştirerek dilden dile, kültürden kültüre geçiş yapıyorlar. Bir dile, başka bir dilden geçen bu sözcüklere biz alıntı sözcük diyoruz. Ya da ödünç sözcük deniyor. Mesela ben konuk sözcük olarak bunları adlandırıyorum. Şimdi pardon sözcüğünü burada ele almak istiyorum. Bugün pardon sözcüğü hala maalesef günlük hayatta varlığını devam ettiriyor. Şimdi dağdan gelip bağdakini kovma durumuna benzer olarak yerli dildeki sözcüğün ölümüne, unutulmasına sebep oluyor. Şimdi diyebilirsiniz ki özür dilerim ve affedersiniz Türkçe kökenli değil, ama onlar incelik ifade ettiği için, artık dilimize yerleştiği için onlar Türkçenin söz varlığı içerisinde değerlendirilir. Ha, köken olarak tabii ki bizim değil. Onlar da konuk sözcükler ama biraz daha baş köşede duruyorlardı. Şimdi pardon sözcüğü gelince dolayısıyla oradaki nezaket ifadelerinin de biz çöpe atıldığını görmekteyiz. Yani en eski dönemlerden beri kullanıla gelen sözcükler olduğu gibi zamanla kullanımdan düşen sözcükler de bulunuyor. Kullanılmaya devam eden sözcükler dilin ve ait olduğu kültürün kalıcılığını ve sürekliliğini gösteriyor. Kullanımdan düşen sözcükler de dil ve kültür içerisinde yaşam sürecindeki özellikle sosyal değişiklikleri ve gelişmeleri yansıtıyor. Efendim, böylelikle de zamanla dil içerisindeki dile ait öz yerli sözcük kaybolurken, kullanımdan düşerken alıntı sözcük önceki sözcüğün kavram alanını kapsayıcı duruma geliyor. Aynı zamanda tıpkı hücrelerin, ben buna aynı zamanda şöyle de bakıyorum. Bir taraftan insanlar, milletler birbirinden etkilenecek. Ama bu belli bir etkilenme oranına geçiyorsa kanser hücre gibi bakıyorum ve sağlam olan hücreyi öldürdüğünü ve onun alanını daralttığını düşünüyorum. Bu noktada dikkat çekmek isterim efendim. Evet. Sayın Hocam bir de duyduğumuz bir ifade var sözcük ölümü üzerine. Unutulan sözcüklere sözcük ölümü adlandırmasını verebilir miyiz? Sözcük ölümü nedir? Öncelikle buradan bir soru sormuş olalım. Sözcük ölümü Evet. nedir? Şimdi aslında sözcüklerin unutulması sözcük ölümü olarak değerlendirilmiş. Böylelikle hani dile ait öz yerli sözcüklerin ölümü denilen dil olayı görülüyor. Az önce dediğimiz durumdan hareketle. Yani bir sözcüğün dildeki kullanım sıklığının zamanla azalması ya da ilerleyen süreçte tamamen unutulması sözcük ölümü olarak değerlendiriliyor. Yani bu konuda Ahmet Hacim'in benzetmesini dile getirmek isterim. Hiçbir şey lisan kadar bir ağaca müşabih değildir. Yani içerisinde ne kadar Arapça, Farsça ifadeler olsa da lisanlar tıpkı ağaçlar gibi mevsim mevsim rengini kaybeden ölü yapraklarını dökerler ve tazelerini açarlar. Lisanın yaprakları kelimelerdir diye söylemiş. Kaybolan kavramları karşılayan sözcüklerin ölümü kaçınılmaz. Buradan bakıldığında ağızlardaki meslek sözcüklerinden bir kısmının mesela sözcük ölümü hadisesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Yine dilin gelişmesine değişmesinde etkili olan çeşitli olayların efendim kelime haznesinin gelişmesinde farklı kültürlerle etkileşimin, ulaşım ve iletişim araçlarının gelişmesiyle dolayısıyla sözcük varlığının gelişmesi. Mesela İslam çevresine girdiğimizde işte az önce söylediğimiz kelimelere ek olarak yine ök, us, akıl kelimesi karşılığında gitmiş. Nezle kelimesi karşılığında dumayı kaybetmişiz. Asker karşısında çeri, Moğol kökenli olabilir ama yine bunu kaybetmişiz. Kadeh karşılığında ayak sözcüğünü kaybetmişiz. Sücü de belki daha eski bir başka alıntı sözcük olabilir ama şarap karşısında onu kaybetmişiz. Sini kaybetmişiz. Bunlara ölü sözcük diyebiliriz. Kullanım alanı bulamayan ya da kullanım sıklığı alan ve yavaş yavaş unutulan sözcükler gelecek kuşağa doğal olarak aktarılmayacak. Tarihin çukurunda kaybolup gidecektir. Dolayısıyla biz bunlara
bu duruma sözcük ölümü demekteyiz. Bir kelimenin ya da işte bir dilde yavaş yavaş unutulup bir zaman sonra artık kullanılmaz hale gelmesine Doğan Aksa'nın dediği gibi biz de sözcük ölümü olarak adlandırıyoruz. Evet. Peki hocam, bu konuda herhangi bir çalışma var mı? Bunlardan da kısaca bir bahsetmeniz mümkün mü? Şimdi bu konuda tabii ki özellikle eskicil ögeler üzerinde çok çalışma var ama sözcük ölümü noktasında birkaç çalışma var. Bunların isimlerini saymayayım. Çok uzun. Doğan Aksan'ın, Ahmet Caferoğlu ilk başlıyor, Kamil İmer, Leyla Karahan, Doğan Aksan, Aysu Ata, Ali Akar, efendim böyle devam etmiş. Listemiz bu şekilde devam ediyor ama bunlardan tabii ki eskicil ögeler üzerine en önemlileri sayacak olursak ilk olarak biz 1969'da Doğan Aksa'nın kelimelerin ölümü olayı ve Türk yazı dilindeki örneklerinde Arapça, Farsça unsurların etkisi üzerine notlar. Ben de bu yazıyı okuduktan sonra özellikle Arapça ve Farsça etkisiyle unutulan sözcükler başlıklı çalışmama başladım, bitirdim. Onu da yayın haline getireceğiz inşallah. Aksan burada ot, öt, ök, us, çeri, sücü, uçmak, yazık gibi sözcükler üzerinde durmuş ve bunun çalışılması gerektiğini belirtmiş ve vasiyeti inşallah biz gerçekleştireceğiz. Ahmet Caferoğlu unutulma yolundaki Türkçe kelimeler arasında bir makale yazmış. Ayama, köke, tay, tuşi, kür, tapmak, sınmak sözcüklerini ele almış. Kürün inatçı anlamına geldiğini bilmiyordum. Hep güçlü, yiğit vesaire anlamını derdim. Kürşat'taki Kür'ün. Burada olduğunu görünce artık kendi kişisel özelliğimi de biraz daha algılamış oldum. Kamil İmer, dilde değişme gelişme açısından Türk Dil Devrimi başlığındaki yazısında kısmen bu sözcük ölümünden bahsediyor. Ve tez olarak Hülya Çelik'in ismini analım, yayınlanmamış, basılmamış bir çalışma, tarama sözlüğü ve değerleme sözlüğü ve güncel Türkçe sözcük karşılaştırması yapılmış 2005'te ama maalesef raflarda yerini koruyor. Kelimelerin ölümü olayı isimli tezi çok değerlidir. Bundan da faydalandık. Hülya Arslan Erol eski Türkçeden eski Anadolu Türkçesine anlam değişmeleri çalışmasını anlam olarak sınıflandırmayla ele almış. Saim Sakaoğlu bir makalesine kelimelerin ölümü başlığını kullanmış ve daha çok ağızlarda ve belli yaşlardaki kişilerin kullandığı sözcüklere değinmiş. Ahmet Kaya Sandık ölen fiillere makale olarak değinmiş. Divan Lügati Türk ve Kutat Kubilik'den hareket ederek. Buna fosil kelime diyenler var. Mesela Gülcan Çolak da Türkçe'de fosil kelimeler başlığında daha çok böyle ikilemelerde ve kalıplaşmış ifadelerde yer alan sözcükleri ele almış. Hır çıkar, incin topoyla, efendim punduna getirmek, salık vermek gibi ifadeler üzerinde durmuş. Abdullah Mert'in eski Türkçeden Türkiye Türkçesi ve ağızlarına uzanan söz varlığı isimli doktora çalışması çok değerli. Ama burada 50 adet çalışma yer aldığını görüyoruz. Böylelikle biz de unutulan Arapça ve Farsça etkisiyle unutulan Türkçe sözcükler kapsamında çok geniş alanı inceleyen bir çalışma ortaya koyacağız. İnşallah yayınlandığında herkes faydalanır. Sayın hocam, buradan da tebrik ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda Türkolojiye, Türklük bilimine bir değerli bir kaynak da kazandırmış olursunuz. Onu da buradan müjdesini vermiş oluyoruz. Tabii hocam, yani yapılan çalışmalar zikrettiniz. Bunlar çok değerli çalışmalar. Çünkü bu çalışmalar yapılmasa nice sözcüklerimiz belki de kaybolup gidecek. O yüzden çok değerli çalışmalar. Sizin de bu çalışmaya son zamanda bir katkıda bulunmuş olmanız ve ayrıca bu programımızda bu anlamda çok değerli olarak gözüküyor. Şimdi hocam, bir de Türkçe'de sözcük ölümleri ya da unutulma yolları hangi şekilde olmaktadır? Yani bir kelime unutuluyor ya da ölüyor. Bu hangi şekilde oluyor? Bunlardan da kısaca bahsetmeniz mümkün mü? Tabii ki. Şimdi ve ayrıca Sayın Hocam, bir sınıflandırma yapılacak olursa nasıl bir sınıflandırma olur? Nasıl bir tablo karşımıza çıkar?
Şu şekilde tabii ki. Yani bunlar eş anlamda ya da eş değer sıklıkta kullanılan bazı sözcükler şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani diğeriyle birlikte yerli dildeki sözcükle beraber varlığını devam ettiriyor ama köşeye sıkıştırıyor. Belli bir zaman sonra bunların kullanım sıklığını düşürüyor. Az önce söylediğim gibi mesela emir sözcüğünü işte kullanıyor, emretmek diyoruz, emretti. Emir sözcüğünü kullanıyoruz ama mesela buyruk sözcüğünü kullanmıyoruz. Buyruk geldi. Cumhurbaşkanından bugün buyruk geldi demiyoruz ama emir geldi diyebiliyoruz. Fakat buyurdular, ne buyurdunuz vesaire bunu kullanıyoruz. Burada köşeye sıkıştırabiliyor ya da anlam daralmasına sebebiyet verebiliyor. Bir başka yol anlam değişmesine uğrayarak devam eden sözcükler var. Yani yabancı dil etkisiz. Burada işte Yavuz kelimesini görmekteyiz. Efendim bunun yanında birçok sözcük var. Az sonra örnekler de vereceğim. Halk ağzında kalan, kullanılmaya devam eden ama ölçünlü dile geçmemiş sözcükler var. Anlamca bilinen fakat kullanım sıklığı azalan sözcüklerimiz var. Arapça, Farsça etkisinde unutulan Türkçe fiiller var. Yani burada özellikle Arapça, Farsça'nın etkisi etkisiyle, Arapça, Farsça etkisiyle unutulan Türkçe isimler var. Tabii bazı sözcüklerin alıntı sözcükle birlikte ağızlarda yahut ölçümlü dilde kullanılmaya devam etti. Bazı sözcüklerin de sadece ağızlarda kullanılmaya devam etti bilinmekte. Mesela eş anlamda ya da eş değer sıklıkta kullanılan sözcüklerden işte alıcı, müşteri, ant, yemin, aralık, mesafe, basınç, tazyik gibi yürek, kalp dedik mesela bunları örnek olarak. Anlam değişmesine uğrayan sözcükler içerisinde adaş sözcüğü bugün isimdeş ya da diyeceğiz bu şekilde belki anlaşılıyor ama o eskiden dost olarak geçen artık kelimesi bugün mesela yemek artığı olarak geçiyor. Artık sevmeyeceğim hemen şarkıdan aklıma geliyor efendim zarf olarak kullanılıyor fakat fazla anlamında. Mesela fazlanın yerinde işte az önce dedim ya eş anlamlı sözcükler diğerinin anlam alanını, kavram alanını daraltıyor. Onu köşeye sıkıştırıyor. Mesela fazlası zarar, bunun artığı zarar diyemiyoruz yerine. Bunun fazlası zarar, bunun fazlasını falan kişiye verir misin? Fazlasını diyor, bunun artığını falan kişiye verin dediğimizde adam dönüp bakıyor yemek artığını mı? İşte demek ki anlam daralmasına sebebiyet vermiş. Mesela biz erik kelimesini şeftali, kayısı bütün meyvelere verirken sonra işte alıntı sözcükler girmeye başladı. Kınamak, cezalandırmakken ayıplamak anlamına geldi. Ucuz, hor, zillet gibi başka anlamlara geldi. Ama bugün biraz değersiz, düşük anlamında. Halk ağzında kalan onlarca sözümüz var. Yani hangi birini saysak şu kısa süre içerisinde başın sağ olsun diyoruz değil mi? Aslında o sağ almak işte aslında yani baş yara demektir. Dolayısıyla ağızlarda da varlığını devam ettiriyor. Başın sağ olsun yani sağ olsun yaran iyileşsin. Ben çocukken düşünürdüm. İyi ki düşünmüşüm. Allah da bizi düşüne düşüne bu yola sevk etti. Şükürler olsun. Yani ağızlardaki dediğimiz gibi çok o kadar çok şey, yük başta yüklü kelimesi çok da aslında somuttan hareket edip yaşın yaşın ağlar mısın diyor Yunus Emre'nin o ifadesi. Anlamca bilinen ama kullanım sıklığı azalmış sözcükler var. Alp mesela bilinir ama kullanmayız. Berk bilinir ama hani çok şey değil. Buyrukta olduğu gibi esenlik dileriz. Kutlu bir de tabii burada söyle fazla girmeyeceğimiz o mücadele devam ediyor. Bayramın kutlu olsun, bayramın mübarek olsun. Hala Tanrı ve Allah kavramında Tanrı kullandınız, Allah kullandınız, kutlu dediniz, mübarek dediniz. Maalesef problemler devam ediyor. Sorunlar ya da kol kırılır, yen içinde kalır desek, yenin biz elbise kolunu, gömlek kol olduğunu biliyoruz ama kol kırılıyor, yen içinde kalmıyor. O böyle devam ediyor. Ve Arapça, Farsça etkisiyle unutulan Türkçe fiillerin yine çok fazla olmadığını isimlere oranla görmekteyiz. Adıklamak, işte garip görmek,
Aguk, işte agu içmek, halk ağzında da kısmen tabii ki var. Anuk, hazır, hazırlanmak anlamında. Andı, hile yapmak, al zaten hile yapmaktı ama kökte kalmıştı. Beleklemek diye hediye etmek anlamında kullanılan sözcük, tanlamak, danlamak, hayrete düşürmek gibi, erikle nasihat etmek, erksinmek, hükmetmek, yerine geçen sözcüklere de karşılık verdiklerimize dikkat ederseniz Arapça, Farsça kökenli olanları görmüş oluruz. Bunlar niye? Az önceki bir başka soruya buradan hareketle cevap vereyim. En önemli sebebi Türk dilinin işlenmemesidir. Yine var olsun Yunus Emre gibi şairlerimiz, yazarlarımız işlemişler bu dili, bugüne gelmiş. Ama o dönemlerde Farsça kullananlar, her ne gerçi Hindi guyam aslem Türkest demeleri bize bir şey ifade etmemektedir. Türkçe'yi işlemeleri gerekirdir. Ben gelmedim davi için, benim işi sevi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Türkçe gönül dilidir. Ama siz Türkçe'yi üniversiteye, bugün de eğitim dilinde bazı üniversitelerde olmaması yürek yakıcı bir durum. Bu da gelecek için belki İngilizcenin, belki Batı dillerinin büyük ve olumsuz etkisi. Burada da Plaza Türkçesi isimli bir yazı yazmıştım. Çok ciddi, yani bir jargonun halka, gençliğe yayılması daha başka bir mesele. Medreselerde eğitim dili olarak Arapça ve Farsçanın kullanılması, Türk diline kimesnenin bakmaması maalesef birçok sözcüğümüzü yavu kılmıştır. Yani kaybetmiştir. Öküçlüyoruz. Biz ne yapıyoruz? Pişman oluyoruz. İşte öktünme durumu var. Rencide oluyoruz. Öğüt sözcüğü bir şekilde yaşıyor ama öğütlenmek vardı. Öğütlenmiyoruz ama ibret alıyoruz. Ama usanıyoruz. Gafil, ne gezersin şaşkın diyor, Türkçemize girmiş. Ama usanmak var. Unutmak, şifa bulmak. Bunlar böyle kalmış. Hangi bir kelimeye bile uzun uzun kullanabiliriz. Konuşabiliriz. Daha nice nice sözcüklerimiz var. En son geçen ifadelerde ne diyor? Yüzeylemek, havale etmek. Biz bunları kalplere, gönüllere havale ediyoruz. Yüzeyliyoruz. Yüz urmak ise müracaat etmek, teveccüh etmek. Bunlar, yani ben burada Kaşgarlı Mahmut ve Alişir Nevai dedemizin izinden gidiyorum. Onların yüreklerindeki durumu paylaşıyorum. Ben yabancı kelimeye karşı değilim ama bizdeki evin evladına, evin çocuğuna da burada olan sözcüğe de yüz uğralım diyorum. Buyurun. Evet. Sayın hocam, bunlardan başka sınıflandırmalar olabilir mi? Varsa neleri katabiliriz bu Ona sınıflandırmalara? geçmeden Tamam. sayrı söker sözcüğü var, onu hatırladım. Evet. Sayrı hastalık demek, yani ben aslında bunlara şöyle gidiyorum. Derslerde metin işlerken çıkıyorum ve tıpkı işte zamanında Kaşgarlı Mahmud'un yaptığı gibi, ya biz çünkü eleştiri ya da hor görme, sizde medeniyet yok, siz dili bizden aldınız, dili bizden öğreniyorsunuz, alfabeyi bizden aldınız. Batı'nın da bugün bize söylediği benzer şeyler var. Bunların altında yatan tabii ki meseleler var. Fakat mün kelimesi geçerken tabii bir başka anlamı da var da, çorba. Çorbayı bugün de kullanıyoruz, mün kullanmıyoruz tabii Oğuz Türkleri olarak. Mesela çorba için sizin, şorba aslında tuzlu sulu içecek, yiyecek demek. Sizin çorbayı yapmanız için bir yerleşik hayatınız olması, ateşin olması, tencerenin olması, kısaca bugünkü tabirle bir medeniyet olması lazım. Şimdi maalesef birileri diyor ki at sırtında felsefe mi yapılır? Ama atın evcilleştirilmesi, atın kullanılması zamanı kısaltmaktır. Bugün nasıl teknolojiyi kullanıyorsak, bugün nasıl bir araçla bir yerden bir yere gidebiliyorsak, dolayısıyla at orada, atı evcilleştirmek, yaşam içerisine katmak büyük bir medeniyettir. Yanlış bir ifade. Mün kelimesinden hareketle ben bu çalışmalara aslında böyle bir kapı araladım. Ve şunu söyleyeceğim. Mehmet Fatih Doğrucan, Akdeniz Üniversitesi felsefe doçentidir. Bu noktada medeniyet dili olarak Türkçe kitabının defalarca okunmasını özellikle dil bilimci arkadaşlara tavsiye ediyorum, öneriyorum. Mehmet Fatih Doğrucan'ın yakaladığı şey şudur.
Türk dili hani çok da korkmayın diyor. Yani çeşitli sözcükleri alır. Onun için ben konuk diyorum. Yani konuk gelir, konukluğunu bilir, zamanla çeker gider ama pardon gitmemiş. Şimdi fiiller noktasında mesela hastalanmak doğru kullanım ama biz işte hasta olduğum şeklinde aslında biraz anlatım kırıklığı bozukluğu yapıyoruz. Abi, dil zorluyor bizi buna. Çünkü yabancı sözcükler hiçbir dil Zeynep Korkmaz'ın ifade ettiği gibi bir başka dilden fiil almaz, zamir almaz. Ha, ilginç nokta şey zamirinin cümlesi falan filan gibi ama en çok şey zamirinin alınması da Türk zihninin, Türk dilinin Arap kültürü etkisine ne kadar girdiğinin de göstergesidir. Ama fiiller bizi koruyor, dilimizi koruyor. Nasıl? Doğrudan fiil gelmiyor ve inanılmaz bir yapı var. Etmek, olmak, kılmak vesaire. Bunlarla siz ister doğu ister batı kökenli olsun onları dile sokuyorsunuz. Buradan hareketle devam ediyorum. Başka sınıflandırmalar şu şekilde olabilir tabii ki. Mesela anlamı değişen ama sadece anlamı değişen seslerinde değişme olmayan ifadeler. Arınmak, bütünlük, esenlik, kınamak gibi. Böyle bir sınıflandırma, örnekler çoğaltılabilir. Hem ses hem anlam olarak değişime uğrayanlar, adırtlaşma, açukluk. Açukluk zafer demek, fetih. İstanbul'un fethini kutladık. Tabii fetih bizimdir, İstanbul da bizimdir. İlelebet yani sonsuza kadar bizim kalacak. Fakat burada işte kelimelerimiz de uçmuş yani açukluk. Efendim yüzlük şeref demektir. Şimdi her zaman da karşı çıkmışımdır. Şeref tribünü niye yani öbür tarafta olanlar farklı mı? Yahut da VIP dedikleri, VIP dedikleri ha doğu ha batı ikisinin kökü de temeli de bilinçaltı da aynı. Şimdi işlevselliğini yitirip unutulan sözcükler var mesela kendiliğinden. Anuk dediğimiz işte yahut yerine bir başka sözcük gelebiliyor. Esrük, esrütmek, sarhoş olmak. İdi, iye, sahip. Biz bunu sonra tekrar sahibi işte o az önce dediğim gibi hani çıkaralım yerine sahip, iyiyi getirelim ama olmuyor. Tutmam sadece eğitim alanında devam ediyor. Efendim eskicil sözcük yerini Türkçe sözcüğe bırakıyor. Mesela yeğeni hafif şey özür dilerim. Eskicil sözcük yerini şöyle Türkçe sözcüğe bırakıyor. Mesela ayıtmak sözcüğü var. Demek söylemek yerine geçiyor. Yumak standart ölçülü dilde kullanmıyoruz. Yıkamak, üzmek, üzüldü, tesbihin üzülmesi, kopmak, kesilmek anlamında. Yine kökteki anlamın yitirilmesiyle kök ek kaynaşmasına uğrayanlar var. Böyle uzlamak, anlaşmak, aldatmak gibi. Yerine konuk alıntı sözcükte eş anlamlı hale gelen sözcükleri zaten sıralamıştık. Tekrar örnek vermeye gerek yok. Burada da yazım hatamız ortaya çıkmış, format kullanılmamış. Birden fazla konuk alıntı sözcükle Türkçe eş anlamlı hale geldiği için kullanılanlar var. Mesela birden fazla konuk alıntı sözcükle eş anlamlı hale geliyor. Anık dedik, mesela mevcut hazır demektir. Anıl dediğimiz sakin, hafif, yavaş gibi, boydaş, akran, emsal gibi sözcükler. Yerine hem Türkçe hem de konuk alıntı sözcük geçtiği için unutulan sözcükler var. Belek dediğimiz hediye, armağan. Armağan eski metinlerden beri yer alan bir sözcük ama hediye gelmiş. Belek uçmuş gitmiş efendim. Böyle devam eden durumlar ya da farklı sınıflandırmalar söz konusu olabilir. Evet. Bir de hocam şunu sormak istiyorum. Değişen kelimeler mi yoksa insanlar mı? Şimdi tabii bunu aslında başta ortalarda anlattık ama tekrar edelim. Değişen Evet. insanlardır, değişen yaşam tarzıdır toplayacak olursak ve değişen yaşam tarzı içerisinde haliyle nesneler değişmekte. Yani dün çevirmeli telefon varken bugün dokunmatik hatta akıllı telefonlar var. Dün kağını varken bugün at arabası yok tabii. Daha markalı arabalar var veya teknoloji aletler var. Dolayısıyla değişen aslında insanlardır. İnsanların değişmesiyle birlikte dildeki ürünlerde sözcüktür, söz varlığıdır. Bunlar da gösteriyor. Bu değişikliği yansıtan söz varlığıdır. Evet. Sayın hocam, ağzınıza yüreğinize sağlık. Tabii çok değerli bilgiler verdiniz.
ortaya çıkacak olan eseriniz de bu anlamda dört gözle bekliyor olacağız. Size de şimdiden tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bizim sormayı unuttuğumuz ya da şu konuya da değinsek dediğiniz nokta varsa onu da ifade ederseniz sevinirim Sayın Hocam. Şimdi bizim Amasya'da bir söz var. Bunu semaver paklar. Yani bu konu gerçekten sabaha Evet. kadar yahut bu konu üzerinde hakikaten çokça çalışmalar yapılması, sempozyum dahi düzenlenebilir sırf bu temada. Yani birçok temada böyle sempozyum düzenlendiğini görüyoruz. Öncelikle ben bu unutulan sözcükler işte kavram alanı olarak böyle bir sempozyum düzenlenip orada çok değerli hocalarımızın efendim çalışmalar ortaya koymasını beklerim. Ben gerek yayına geçecek çalışmada gerekse bu zamana kadar ki okumalarımda, araştırmalarımda edindiğim, arada da söylediğim ifade var. Anadolu ağızları gerçekten Türkçenin anlatım, türetme, kavramlaştırma yollarından fazlasıyla yararlanmış. Ama dediğim gibi eksik olan nokta biz bu yararlanmayı ölçümlü dile kazandırmamışız. Altın tepsiyle sunulmuş bir mesele var, bir durum var ama biz bunu kullanmamışız. Ha bugün birazcık çok zor. Çünkü o evre geçti. Çünkü geçiş aşamasında yeni bir devlet kurulmuştu. Dolayısıyla insanlar bunu kabul edebilirdi ama bu noktadan sonra kabul edilme durumu çok zor. Ne yapılabilir? Yeni nesnelere, yeni kavramlara verilmeli. Ama bundan önce ne yapılması gerekiyor? Her alanda olduğu gibi önce üretmek. Çünkü dünya ve özellikle ülkemiz adına bir tüketim toplumu denilen bir şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tüketenler, sürekli tüketenler zaman içerisinde de tükeneceklerdir. Tükenmemek için hayatta varlığımızı korumak, Atatürk'ümüzün dediği gibi ilelebet payidar kalmak, sonsuza kadar var olmak için dilimize değer vermemiz ve bunu işlememiz lazım. Ağızların zenginliğini gördüm ama ağızlardaki bu zenginlik doğayla iç içe olma, tarım ve hayvancılıkla işte varlıklarını sürdürme ve burada somut kavramlardan yararlanma ve çevreyi iyi gözlemlemeyle bu kavram zenginliğine gittiğini gördüm. Bir milletin dilindeki söz varlığı o milletin dünyaya bakış tarzını, gelişmeleri, çevresini dolayısıyla algılama durumunu yansıtacaktır. Her ne kadar yüzlerce sözcük, özellikle isimlerde gerçekten 50-60 sayfa sadece liste olarak karşımıza çıkıyor. Yüzlerce sözcük ölmeye yüz tutmuş ya da ölmüşse, kullanımdan düşmüşse, Türkçe her dönemde gücünü, etkisini korumuş, varlığını sürdürmüştür. Bu noktada bunu bir başka dil yaşamış olsaydı, Türkçe üzerindeki bu kadar sıkıntıları, yani 16. yüzyılda bir Müessiretül Ulum dil bilgisi kitabı yazılıyor. İşlenmemiş bir dil. Siz 19. yüzyıla geldiğinizde de Arapça açısından Türkçe ele alınıyor. Cumhuriyetin bize kazandırdığı en önemli şeylerden birisi de kesinlikle budur. En azından Türkiye Türkçesi grameri dil bilgisi işlenmiştir. Türkçenin yaşadığını bir başka dil yaşasaydı kesinlikle tarihin sayfalarında yer alırdı diye kendi görüşümü söyleyeyim. Bizim yapmamız gereken bu dilin gücünü, etkisini görüp değerini anlamak. Yine eski dilden örnek bir şiirle o mahiler ki derya içledir, deryayı bilmezler. Biz bu deryanı, bu denizin etkisini, gücünü görmeliyiz. Değişerek devam etmek, devam ederek değişmek esas olan. Tabii ki değişeceğiz. Tabii ki insan değişecek, toplum değişecek ama devam etmek zorundayız. Devam ederken değişirken de devam etmeyi yakaladığımız zaman evet o zaman işte Türkçe daha üstün seviyeye gelecektir. Sonsuza kadar sürecektir, inancımız tamdır ama bu dil şuurla, bilinçle işlensin. Yani yeter ki bu dil şuurla, bilinçle işlensin diye son sözlerimi söylüyorum. Sizlere de bana bu fırsatı tanıdığınız için teşekkür ediyorum. Saygıyla kalın, Türkçe ile kalın. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Bizim programımıza bizi kırmayıp konuk olduğunuz için biz teşekkür ediyoruz. Tabii son sesler duyulmadan emek verenler konferans serisinde bugün Amasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden Sayın Doktor Öğretim Üyesi Kürşat Efe hocamızı ağırladık.
Kendisi unutulan sözcükler üzerine bizleri aydınlattı. Sayın Hocam son sözü söyledi fakat ben şunu da merak ediyorum. Sayın Hocam son soru olarak kabul edin bunu. Peki biz gençlere ya da bu yolun yeni yolcularına birkaç böyle öneriniz, tavsiyeniz neler olur? Tabii ki herkesin diyebileceği gibi okumak diyeceğim. Eski eserleri okuyabileceğimiz gibi Türkoloji alanında çalışanların unutulan sözcükler, unutulmaya yüz tutmuş ya da unutulma yolunda olan sözcükleri öğrenmeleri, bunların tıpkı sergende, tarakta kalmaması, efendim rafta diyoruz ya kalmaması, bunların bir şekilde işlenmesi gerekiyor. Gerek edebi ürünlerde gerekse ne kadar o kavramlar unutulmuş olsa da onları gelecek nesle anlamlandırmak adına aktarmak gerekiyor. Bu noktada Türkolojiye emek verilmesini gönülden istiyorum. Onun dışında tabii ki okuyup eski eserlerde en azından ne varmış, nasıl yaşamışlar bunu görmek adına bir de bu insan merak ediyor, benim dedem nereden gelmiş, benim dedem nerelerde gezmiş, benim annem babam nasıl tanışmış, senin dilin nerelerden gelmiş. Gençler bu konuya merak sarsınlar ama biz de onlara büyükler olarak meraklarını uyandıracak çalışmalar yapmalıyız diye sözümü tamamlayayım. Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum Ben tekrardan teşekkür ederim. güzel bilgileriniz için, değerlendirmeleriniz için. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi Görüşmek dileğiyle, akşamlar, hoşça kalın. sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, Türkçe ile kalın. Sağ olun Sayın Hocam.